Hadi beyler gidelim. Yapmamız gereken bir olay var. Gökhan? Kardeş bana gelip burada ağlıyor, sızlıyor. Doğru, aynısını ben de soruyorum. Üzgün. Aynen, gel, gel, sen de gel. 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 Var mı gel gelecek? Gel arkadaş. Sevgilisi olan varsa gelsin. Gelsin. Seven varsa yine gelsin. Anlamadım. Yuh ya, evi başımıza yıkacaklar. Aycan bir dışarı gel bence. Gel buraya. Dışarı gel. Gel buraya. Gel. Yemin ederim seni... gibi. Geç. Arkadaşlar bir izin versenize. Sakın. Geç 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 geç. Verir misiniz diyecektin herhalde. Verseniz dedim. Tamam özür dilerim. Tamam yok, verir yok. Misiniz? Yok yok. Ya sinir tamam değil. Olayı abartıp durma ya. Bir şeyleri abartıyorsun. Baksana bir saniye. Hoş geldin Semih. Bu kırmızı odaya çağırmak falan ne ya? Sen ben çağırmadım. Versin. Neye çağırmadın? Çağırmadım mı? Hayır. Ben sana dedim. Ben çağırmadım. Ha? Ama en başta bayrak sallayan bendim. Siz bize ne yaptınız? Ha, bayrak sana çağırmadı. Çağırmadım. Çağırmaması çünkü Mehtap'a sinirlendiğim için ilk başta bayrağı ben de. Siz ne yaptınız dedim. O işler. Ya böyle bir oyun içerisinde niye giriyorsunuz ya? O işler böyle değil. Bir dakika konu müdahale biziz abi. Biz aynı şey yaptığımız zaman Gamze Taşkın bizim hakkımızda bir şey söylemişti değil mi? Biz yaptık, hakkını verdik. Siz ne yapıyorsunuz? Adnan oraya geç. Sen niye yapıyorsun ya? Adnan şuraya geç. Niye yapıyorsun Azal? Zaten... Mığmığı yapma, niye yapıyorsun diye. Ben bir açıklama tamam, bekliyorum senden evet, şu anda. Evet, açıklama yapıyorum şu anda. Sen de o zaman söylemiştin hani ben arkadaşlarımla hiç böyle bir şaka yapamayacak, bir şey yapamayacak mıyım diye. Yapmayacaksın Azal. Sen bu Alp senin arkadaşın değil. Arkadaşlar sizin ilişkiniz var ya siz böyle şeyin içerisine niye giriyorsunuz? Konuşun abi. Kadın haklı. Ya kırmızı odaya bu açanı çağırıyorsunuz ya. Ama biz kırmızı odaya girdiğimizde ona işte hani biz sanadayız işte o tarzda değil. Sadece Mehtap için burada bak 5 saniye sürdü. Hazal ne olursa olsun benim bu konuda sana kızacağım biliyor musun? Biliyor musun? Biliyorum. Niye ya yapıyorsun? Sizin ilişkilerinizi yeren, sizin bile ilişkilerinizi bile balten ya? Mehtap için mi yapıyorsunuz? Sadece işte... Kafanı kaldır. Niye yapıyorsun? Yaptık. Çünkü niye yaptık? Yaptık ne demek ya? Niye yapıyorsun Azal? Bu kız senin çiçeklerini parçalamadı mı Dilan? Evet ama... Bu kızın şimdi senin ilişkini bu kadar baltalarken sen şimdi bu kızı korumak için bunu mu yaptın yani? Bravo. Bu kızı korumak için değil. Burada herkese yapamaz. Biz kötü niyetimizden yapmadık. Ya kötü niyet ya bir şey mi? Harun abiciğim yapmayacaksınız ya. Yapmayacaksınız. Bu kadar basit. Bağırarak yükselmeye çalışma. Siz bu yüzden bizi... Ne pozisyona soktuğunuzun farkında mısınız? İlişkim bitti benim bunun yüzünden ya. Bitmedi mi? Bitirmedi mi ilişki? Bitmedi şimdi mi? Kısasa kısas mı yapıyorsunuz siz bunu? Kısasa kısas yapmıyorum. Ya. Ben onun için yapmıyorum. Ne farkınız kaldı bizden? Yaptığı hareket çok ayıptı anladın mı? Aynı şey yaptı. Ben tutup Didem hoşlanıyorum demedim odaya çarpıp. Adnan beni konuşturma. Aynen hep kötü tamam söyledik. Ya sus o yüzden. Bak sus. İlgimi belli etmedim sus odaya çarpıp. Sabahtan beri konuşuyoruz zaten şu an sus. Yazıklar olsun dedim yani. Aynı şey mi? Yazıklar olsun dedim çıktım. Senden hoşlanıyorum diye çağırmadım odaya anladın mı? Ne olursa olsun. Sizin yaptığınız gibi. Arkadaşlar öyle söylemeyin yani öyle bir şey yok yani zaten. Çağırıp çağırmamak değil ne konuştuğumuz hayır önemli ya, bir dakika tamam mı? Benim bu yüzden abi ilişkim bitti. Bu saatten sonra bitti o zaman Azal anladın mı? Ay, hayır Temiz saçma mı otur bilmiyorum şuraya ya. Bak biraz vallahi öyle bir... Ya gel be anlatalım ya, bir dinle. Ya bir sus tamam. Vallahi sus ben bir de bir dinlesenize ya. Adnan. Bu yüzden ilişkiyi bitirdi ya ben de bu saatten sonra bitiriyorum. Yoksun benim için anladın mı? Çağırmayacaksın. Fazla gülme ama. Gamze. Son gülen iyi biliyoruz gülüyor. Biliyoruz tamam oyun yaptığınızı ya. Ne kadar güzel bir şey. Oyun yaptığınızı biliyoruz canım. Az önce konuştuk. Size inanmıyorum. Bir daha var ya kırmızı olmaya çağırdınız var ya. Var ya seni var ya. Bütün her şeyi gördü. Durdu. Ben böyle yaparım. Yürü dedim asla bir durmaydı. Ağlıyordu. Ya Gamze'nin nasıl hoşuna gidiyor? Ne biçim şaka ya? Sen ben de tutmaya çalışıyorum ve sen mi istiyorsun kardeşim? Ben hani bir otur oraya otur beni şimdi. Benim canımı sıkıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Hani kızlar falan ben... Tam ağlayacak tamam. Ya var ya canım da hep geliyor. İyi ki şakaymış ya yüreğime indi. Ben
Ben bir de Mehtap'a sonunda da kızdım da gitmedim, anladın mı? Aferin evet, gençler, böyle olun dediler bak. En çok sonu aç. Bakıyor ablama böyle bakıyorsun. Aferin gençler, böyle olun dediler. Bak bak, aferin gençler. Bak. Gamze nasıl gülüyor? Aferin gençler. Öyle biliyorsun mi Gamze? Ne kadar güzel gülüyorsun Gamze. Size bir şey söyleyeyim mi? Bak gerçekten ben bayrak salladım ama son anda Mehtap'a kızdığım için gitmedim. Aşkım yemin ederim bayrağı böyle sallıyorum bak. O kadar kötü oldum. Böyle oldum bak. Yemin ederim böyle. Ayrılmam. Bu çocuğa ne biter abi ya? Maçoluk mu? Bundan sonra böyle kardeşim. Bundan sonra böyle. Ne diyorsak ben canımı sıkıyorum. Benim en çok gördüğüm neydi biliyor musun? Sen yaptın değil mi bu çocuğu? Bir de bu arıyorsunuz. İçine kurtulmuş kaçırdım. İçine kurtulmuş kaçılmış. Beni perişan eden neydi biliyor musun? Geldi. Sen nasıl dedi kırmızı olayı çağırmadım ki dedi. Nasıl böyleyim bak, böyleyim. Geldi buraya, anla beni anlat. Sen nasıl kırmızı olayı çağırsın? Sen nasıl çağırmadın dedi. Hayır kızacak ya. Böyle nasıl çağırma? Çağırman lazım. Bu sefer bunlara kızıyorum. Nasıl çağırıyorsun? Aycan da benim canımı sıkmadı. Salmana bak, ben gerçekten bayrak saldım da son anda Mehtap'la bir sürtüştük. Sana dedim hiçbir şey değmez. İkisini satmış gibi oldum ya, korktum. Dedim ki gideyim kırmızı oraya. Şimdi diyecekler ki Aycan gitmemiş, siz niye gittiniz? Gideyim mi gitmeyeyim mi derken siz geldiniz. Benim mahveden oldu. Bir şey de bilmiyorum. Ben orada bittim. İnanmaz mı? Sevmiyor bunu. Evet, benim gerçek değilim. Hani gözyaşı burada geliyordu yani, tamam mı? Abi ben size konsantre oldum. Yoksa var ya ölüyordum şurada. Sus dedim sana. Sonra konsantre. Sonu bizi kumaktı. Yine bağırıyor ya. Yine bağırıyor. Bugün Mehtap için Boğaçan'ı çağırınca biz Kırmızı Oda'ya, malum biz Kırmızı Oda konusunda daha önce tecrübe yaşadık Damatlar Evi tarafından. Aynı şey bizim başımıza gelir mi acaba diye endişelerimiz de vardı. Ama Aycan hiç bu durumu daha önce yaşamadı. Çünkü daha yeni ilişkisi var. Hazal yaşadı ve ayrıldı. Ben yaşadım, ayrılmadık ama eşiğine geldik diyebiliriz. Büyük bir tartışmaydı. Yaptığımın arkasındaydım çünkü ben çağırıp hoşlandığımı dile getirmedim. Ben çağırıp yaptığı ayıbı yüzüne vurdum. Dolayısıyla bunu orada gurur duyarak göğsümü göre göre söyleyebildim. Ama kızlar korktu, içine kaçtı. Ve benim orada gösterdiğim tepkiden sonra bunun biz korktuğumuz halde şaka olduğunu söylemeleri içimize su serpti. Ve her şey eskiye döndü çünkü bir an gerçekten çok korkmuştuk. Annem biz gittik, bunlar sürtüşmüş, biz mi geldik? Ben dedi gitmiyorum. Gamze Taşkın tam böyle güldü. Aferin gençler, böyle olacaksınız falan dedi. Siz içeri girin. Sonra dedim ki bak fazla gülme dedim. Son gülen iyi güler dedi. Pat içeri girdi. Hmm. Biliyordum ki şaka yaptınız. Kız ne kötü niyetli bir kız. Harbiden ya. İlişki getirmek için her şeyi yapmadınız. Müzeyyen. Ay. Abi kimse ilişki yaşamasını istemiyor biliyor musun? Yok. O Gamze. Müzeyyen bak geldi. Aa, siz nasıl kavga etmezsiniz? Burada o kadar sevindim ben. Yazık sana be. Müzeyyen gel Müzeyyen. O kadar sevindim ben burada. Nasıl kavga etmezsiniz siz? Ha. Ya yapmayın ya, yapmayın. Çifte terli atacaksın burada. Bak, çifte terli oynayacak. Bir şey söyleyeyim mi? Nasıl hepsi şuraya dizildi ya, şey gibi. Asker gibi hepsi bizi... Kız en başa da Mehtap dizildi ya. Nasıl zoruma gitti. O kadına iyilik yaramaz. Biz nasıl... Belki de... Şu kapıyı kapatıp benim gelin. Benim yüzümden kavga ediyorlar diye dizilmiştir. O da olabilir. Ya, ya gerçekten yani çok şey şu. İşte dedim bakayım. Onları dinlediğimizi düşünürler. Kafayı kapatsaydın vallahi. Tanımışsın, lafını söylemeden dönmez. Kulak şöyle diyor ki, beni gördü, onları dinlediğimizi düşünecekler. Kapatsana o şeyi diyor. Bak perdeyi de... Ne, biz mi? Hadi bakalım. Bir daha sakın öyle hareketler görmek istemiyorum, ona göre. Bak ona göre, başka bir şey demiyorum. Sen ayıptır ya, onun sana ne oldu? Onun sana gayet güzel ayıptır. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ay sana ne yaptılar? İçine biraz kurtulmuş kaçmış seni. Ne yaptılar? Kimse bir şey yapamaz. Buna ne yaptın sen? İçine kaçırdı. Semih kurtulmuş. Bu da Gamze'yi kısmet yapıyor. Bir daha da böyle oyunlar yapmayın. Sen Gamze'ye neyinin istek yapıyorsun? Yüzüne bakıyorsun gülerek. Gözüm üstünde. Daha yeni böyle kötü kötü gülüyordu ya, aferin gençler falan. Ama fake yapıyorlar dedim ben. Bir şey söyleyeceğim. Ya gerçekten buna inandığımı düşünüyor musun? Evet. Ay düşündük valla. Sizin ne kadar şovmen olduğunu biliyorum. Ya inanmış da inanmamazlıktan gelmiş. Tabii ki de buna inanmadım arkadaşlar yani. Hadi işine bak. Yapmayın siz paraları bırakıp. Niyet gelirken öyle. Sen güzel bir reyde. Siz paraları bırakıp kavga eder misiniz? Hepimizi gidiyor.
iyi miydi diyorum zaten? Diyorum ki Aycan Kırmızı Oda'ya gitmedi ki. Senin bunu niye ona bağırdı? Biliyor muyum? Ama geldi bağırıyordu. Tamam dedim ki güzel nasıl gidersin Kırmızı Oda'ya dedim. Gitmedim ki nasıl gidersin Kırmızı Oda'ya dedim. Ben buraya bakıyorum. Geçen sene bu eve girerken Seda'nın dedi ki neden evlenmek istiyorsun? Çoluk çocuk için dedim. Hala da aynı fikirdeyim. Anladın mı? Didem biliyor. Herkes biliyor benim çocuk istediğimi. Evet hayatımdaki adamı tanıyorum. İnşallah bir gün senin de hayatını çoluk çocuk yazdım bana. Sizin sayenizde kimse bu evde ilişki yaşayamaz. Beni çoluk çocuk baba yaptın burada. Beni götürün ya. At ceketi. Yemin, yemin. Artist ya bu harekette. Allah kız var ya yemin ederim kalbime indi ya. Sen yeter ki sen kısmetse o.